Bize hayal kurun diyorsun hocam. Biz kurduğumuz hayalleri o kadar çok düşürdük ki suya. Nasıl olsa olmayacak. Bizim düşlediğimiz ne varsa bu hayatta başkaları yaşayacak. Arka sıradakilerin rüyaları başkalarının gerçekleri olacak hocam. Ahmet'in yıllar kimin umrunda? Tek dert aslında var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Of, of. Tek parmağın ucunda döner mi deli dünya? Of, of. Mucizeler uğrar mı bir gün arka sıralara? Beni Oktay. Bunun o her zamanki rüyalarından biri olmasından o kadar korkuyorum ki. Gerçekten sensin değil mi? Bu anı gerçekten yaşıyoruz değil mi? Beni gerçekten hatırlıyorsun değil mi? Evet. Evet, seni hatırlıyorum. Mudurnu'ya yakın bir yerde bir zincirde görmüştüm. Dikkatimi çekmiştin. Yanında sevgilin olduğunu sandığım bir gençle konuşuyordu. Sonra arabaya atlayıp gitti. Yanımdaki sevgilim değil. O Saffet'ti. Onu bırakıp bu durumda sana gelmek için arabaya atlayıp gittim. Evet, oradaydım. Meral Hanım'ın oğlu değil mi Saffet? Sonradan tanıştım ben Saffet'le. Annesi gibi o da arkadan vurdu beni. Saffet öyle şey yapmaz. Bununla bir yanlışlık olmalı. Saffet'i sevdiğim belli oluyor. Evet. Saffet'i severim. Ama eğer merak ediyorsan... benim hayatım boyunca senden başka aşkım olmadı. Ben yalnızca... bir tek erkeği gerçekten sevdim. O da sendin. Ne yazık ki bunu hatırlamadığını görüyorum.
Anlaşılan. Sen beni yalnızca o benzinlikteki kız olarak tanıyorsun. Ondan öncesini hala hatırlamıyorsun. Kafam hiç net değil. Bilinmezlik içinde kaybolmuş haldeyim. Kime ve neye inanacağımı bilmeyecek kadar şaşkınım. Ama eğer hayatında sevdiğin tek erkeğin ben olduğumu bir kez daha söylersen, sana inanmaya dünden razıyım Gamze. Senin ağzından adımı yeniden duymak ne kadar güzel. Neye inandığımı istiyorsan söyle. Sana inanmaya hazırım Gamze. Sen hayatımda sevdiğim tek erkeksin Oktay. Ve öyle de kalacaksın. Sana inanıyorum. Sana inanıyorum ve senin gibi hissediyorum. Anlattığın şeyler doğru mu? Kelimesi kelimesine doğru Zehra. Peki sana ne zaman anlattı? Geçen yaz, Almanya'dayken. Gece çok içmişti. Salya Sümük ağlayarak, hıçkırarak, ya bir çocuk gibi itiraf etti her şeyi. Başından geçen her şeyi. Bu sır sayesinde Sedat peşimi bırakacak yani, öyle mi? Anlattıkların onu benden uzak tutacak yani, öyle mi? Evet Zehra. Ona karşı senin de bir kuzun olacak artık. Beni neyle tehdit ettiğini bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Neyle tehdit ettiği önemli değil. Anlattığım şey hayatı boyunca kimsenin bilmesini istemediği bir olay. Eğer bu bir rüyaysa ne olur beni uyandırma aşkım. Uyanıp da seni bir kez daha kaybetmektense kıyamete kadar uykuda kalmaya razıyım. Merak etme. Bu bir rüya değil. Artık hiç ayrılmayacağız. Ne hayatta ne de rüyalarda. Mudurun öncesini hatırlamıyor olsam da şunu kesinlikle biliyorum ki ben senin gibi bir kızı canımdan çok sevmiş olmalıyım Gamze. Evet. Birbirimizi canımızdan çok seviyorduk Oktay. Defalarca koptuk ama asla ayrılmadık. Birbirimizi asla unutmadık. O yüzden Gamze'yi şu anda hatırlamıyor olsam da sonsuza dek unutmuş olacağını hiç sanmıyorum. Biz her türlü engeli defalarca aştık. Bunu da aşacağız. Beni eninde sonunda hatırlayacaksın. Beni hatırlayacağın günü sabırla bekleyeceğim Oktay. Bir ömür boyu beklemem gerekse bile sabırla bekleyeceğim aşkım. Herkese bu olayı anlatmakla tehdit edersin onu. Sen de onun kadar güçlüsün artık. Seni tehdit etmesine, bir şeyler için zorlamasına izin verme artık. Ama bunu nereden öğrendiğimi soracak. Hatta sormaz, senden öğrendiğimi anlayacak. Başka kimden öğrenebilirim ki ben bunu? Biliyorum. Sana bunu benim söylediğimi anlayacak. Ama sorun değil. Önemli olan senin abimin zorbalıklarından kurtulman. İyi ama beni kurtarayım derken kendini tehlikeye attığının farkında mısın? Senin abin psikopatın teki. Basit bir nedenden dolayı sana kantinin orta yerinde nasıl tokat attığını kendi gözlerimle gördüm. Ya onunla ilgili anlattıklarından sonra sana yapacaklarını düşünmek bile istemiyorum. O bir hayvan. Umurumda bile değil. Nasıl umurunda değil ya? Ya sana bir zarar verirse? Ha? Benim abimden kurtuluşum yok Zehra. Ben ömrümün sonuna kadar bir hastalık gibi taşımak zorundayım onu. Ama sen buna mecbur değilsin. Abim bunca zaman istediklerini hep birilerini korkutarak, sindirerek sahip oldu. Ama artık birinin onu durdurması gerek. Her istediğini elde edemeyeceğini anlaması gerek. Şişt, kızlar! Ne kaynatıyorsunuz bakayım? Cebre? Zehra, size diyorum. Ne oldu aşkım? Sevgilim, bir şey mi oldu? Thank you.
gelmesi için bir tedaviye başlamıştım. Devamını getirebilseydim belki farklı olurdu şu an her şey. Ama olmadı. Yani ben de çok zor zamanlar geçirdim. Biliyorum Oktay. Senin için de kolay olmadığını biliyorum. Hayat sanki kötü bir şaka yaptı bize. Bizi ayırmaya çalıştı. Ama bak, yine beraberiz. Gözün aydın Cahit abi. Uyuyor olup. Hamza çok mutlu. Bak kimler geldi. Kim bunlar? Arkadaşlarımız Oktay. Abi dur. Abi ne oluyor? Geçen gün ne konuşuyordunuz Zehra ile? Anlamadım. Ne demek anlamadım ya? Bak kaç gündür gelip bana anlatacaksın diye bunu bekliyorum. Ama yine yanılttın beni. Evet. Geçen gün okul dışında ne konuşuyordunuz Zehra ile? Soruyu bir de Almanca sormamı ister misin ha? Ne oluyor burada? Cemre, bir problem mi var? Yok hocam, konuşuyorduk sadece. İyi. Bir şey olursa beni nerede bulacağını biliyorsun. Tamam hadi hocam. Hadi sınıfınıza. Cemre, söylememen gereken bir şeyleri söylediysen ona, başına ne geleceğini biliyorsun değil mi Cemre? Biliyorum abi. Biliyorum. Şunu da yaz oğlum. Tamam baba. Gel oğlum, geç otur şöyle. Ne zamandan beri bu evde yaşıyoruz? 2 yıl olmuştur değil mi baba? Hı hı. Oldu. O kadar tabii. Bu kadar zamanda ben bu kapıdan yüzlerce defa geçtim değil mi? Yani masada sayısız kez oturup yemek yedik sizinle. Hı hı. Yani kim bilir kaç defa bu koltuklara oturup televizyon seyrettim sizinle değil mi? Oğlum, bu evde hep beraber yaşadık biz. Sen olmayınca evimizin neşesi de gitti. Ama geldin ya, yeniden beraberiz. Eskisi gibi bir aradayız. Eskisi gibi değil. Ya eskisi gibi olabilmesi için benim eskiyi bilmem gerekir. Ama bilmiyorum. Bu kapıdan ilk defa az önce geçtim. Bu masada hiç yemek yemedim sizinle ben. Yani şu koltuğa hiç oturmadım. Özür dilerim ama bana ne kadar anlatırsanız anlatın, hatırlamadıkça böyle hissetmeye devam edeceğim. Sizden istediğim sadece zaman. Hatırlayamasam da tanımama izin verin. Lütfen. Bu evi, sahip olduğum hayatı tanımak için zamana ihtiyacım var. Oktay, sağlığına kavuşacaksın. O güne kadar bize ihtiyacın olduğu her an yanında olacağız. İnan bize. Sağ ol baba. Anne, bana da bir kahve yapar mısın? Tabii oğlum, hemen şimdi. Gelemem diyorum, anlamıyor musun? Yengem gelecek çıkışta beni almaya. Ya ben konuşurum onunla. İzin isterim. Boşuna çeneni yorma. İzin vermez. Ya nereden biliyorsun? Belki verir. Hem sevdiği yengem beni. Öyle mi? Seni mi sevdi? Nereden çıkardın bunu? Geçen akşamki tavırlarından. Fark etmedin mi? Sen o tavırları yanlış anlamış olabilir misin Sedat? Yengemin seni sevdiğine hiç ihtimal vermiyorum çünkü. Bak, bu akşam benimle dışarı çıkacağız. Çünkü Cemre ile ne konuştuğunuzu çok merak ediyorum. O anlatmak istemedim. Ama sen sevgilim olarak anlatacaksın. Bir yerde mecbursun buna. Yeter. Buraya gel. Gel.
Yeter! Senden kurtulmanın bir yolu olsa keşke! Ya bıktım her seferinde bana ters cevap vermenden. Bak canımı sıkıyorsun ha! İstemiyorum çünkü seninle birlikte olmayı. Siniyorum senden. Nefret ediyorum. Bitirelim bu iğrenç ilişkiyi. Ben ne zaman istersem o zaman bitecek bu ilişki, anladın mı? Kafamı bozma beni. Ne olur bozarsam? Bir sorun mu var Zehra? Yok bir şey. Yok bir sorun var. Şu anda tam bize bakıyor. Çözmemi ister misin ha? Sedat! Sorun benmişim gibi gelmedi bana. İbo! Sana bir şey yok dedik. Anlamıyor musun? Başka türlü mü anlatalım derdimiz ha? İbo hadi git lütfen, kavga istemiyorum. Dur sen istemiyorsun ama ben istiyorum. Bakma bunun böyle astı kestik havalarına. Senin beynini dağıtacağım az sonra. Nasıl olsa düşünmeden konuşuyorsun. Sedat lütfen. Ben de seninkini dağıtırım ama beyin yok ki yok sende. Ya. Beyinsiz birine de vuramam ben, acırım. Ha. Gel lan dışarı hadi gel. Gel Sedat. Dışarı gel. Geliyorum gel lan hadi. Dur Zehra. İbo! Dur. İbo! Yalvarırım! Yalvarırım! Anlamayacağım beni. Yalvarırım! Dur! İbo! Bırak Zehra! Bırak İbo! Ne hoca var, ne disiplin cezası, ne de kuyruğundaki bitler var. Göreceğiz Sedat'ı ben. Benden özür dileyene kadar 5 saniye var. Bunu vurup yüzüne ineceğim. İbo! Sedat yapma ne olasın! 4! İbo! Çek elini! İbo eski hesapları unutmadı. 3! Lan çek özür dile! İbo! Kırarım o elini! Hadi gel! Biraz çekilir. Bitişi vurduğunda kavrulmaz Zehra. Yapmayın, bu herif yumruğu da beni indirmez. İbo! Çek lan elini. Zehra çekil. Dilemiyorum. Özür dile. Dilemiyorum. Özür hadi. Dile. İbo. Oğlum. Özür dile İbo. Özür dile. Bir daha karşıma çıkmaman olur. Sen olur unut. Sen kendi midem bulanıyor çünkü. Kavga etmeyin. Peki sen istedin o zaman. Hadi. Sıran doldu. Hadi. Zehra çekil şuradan. Hadi gel. Ne oldu? Hadi gel. Zehra çekil. Neden herkes her şeyi sana hazırlamak zorundasın? Adam gibi davranamaz mısın? Zehra çekil. Çekil ama Zehra. Eski hapishanede sana yapılan tacizler yüzünden mi böyle davranıyorsun? Canını sıkma. İçinden nasıl geliyorsa öyle davran. Bizim acelemiz yok. Tamam. Kolun nasıl? Ağrın sızın var mı? Yok. İyiyim baba, merak etme. Oğlum. Canım oğlum. Aman hanım yeter artık. Ne yapayım Nihat? Elimde mi? Ya hep böyle ağlayacak mısın? Sevinç gözyaşı oğlum bunlar. Üzüntüden ağlamıyorum ki. Oğlum burada. Evet. Aa. Koçum. Bak burada fotoğraflarımız var. Eğer bakmak istersen. Bakalım. Mudurnu'daki aile de beni oğulları olduğuma ikna etmek için bir sürü fotoğraf göstermişti. Sana bu oyunu oynayan alçaklar o fotoğrafları bizden çaldılar. Emin misin oğlum? Eminim baba. Cüneyt Bey söyledi. Fotoğrafları nereden aldıklarını sorunca anlatmış Meral Hanım. O fotoğrafları Oktay'ı ikna etmek için çaldılar bizden. O kadının hiç vicdanı yokmuş. Allah ıslah etsin, ne diyeyim. Ya abi bunlara sonra baksam olur mu? Tabii koçum. Tabii oğlum. Mecbur değilsin. Ne zaman istersen o zaman bakabilirsin. Abi. Senden beni bir yere götürmeni istesen. Nereye istersen koçum tabii. Asiye'yi görmek istiyorum. Oktay. O doktor da işin içinde biliyorsun. Asiye beni Meral'den korumak için elinden geleni yaptı. O iyi biri. Eğer Meral onu tehdit etmeseydi, beni herkesten önce size getireceğine eminim. Ayrıca Saffet'e benim yaşadığımı söyleyen de o.
hiçbir zaman söylemeyecektim tabii ama öfkeyle ağzımdan kaçırdım. Baksana bir şey yapmasından çok korkuyorum. Cemil emin misin? Bak, sana bir şey yapmaya kalkarsa haber ver, tamam mı? Polise gideriz hemen. Tamam, görüşürüz. Bu arada sen neden okuldan erken çıktın? Tamam. Dikkat et kendine. Cemre rahat ol, bana bir şey yapamaz diyor. Halası yanındaymış ama aklım onda. Hala inanmıyorsun değil mi buna? Yazık. Ya Sedat Almanya'ya gitmeden önce de huysuz, arıza, kavgacı herifin tekiydi. Ama hapishanede yaşadığı olay onu daha da kötüleştirmiş olmalı. Belki de bu yüzden hep böyle kin dolu. Şiddet dışında hiçbir şekilde çözmeye yanaşmıyor olayları değil mi? İstediği her neyse zorla sahip olmaktan başka bir yöntem yok onun için. Seninle zorla mı çıkıyor? Yok. Öyle demek istemedim. Onunlayken mutlu değilsin. Seni tanımasam, onunla çıkman için seni zorluyor diyeceğim. Yeter artık ya. Ne bu, herkes hep aynı şeyi söylüyor. Bir sorun yok. Sadece tavırları bazen can sıkıcı oluyor. İstediği bir şey olmayınca da manyaklaşıyor. Onun dışında iyiyiz. Zehra, o herif sorumlu. Başına gelenleri de biliyorsun. Normal olmadığını da biliyorsun. Ya daha ne diyeyim? Seçim senin. Zehra, o sevgilisinin bunu bilmesini hazmedebilecek kadar olgun biri değil. Ya sen beni boş ver. Ben Cemre için gerçekten endişeleniyorum. Bana bu sırrı söylediği için o kıza bir şey yapabilir. O psikopat her şeyi yapabilir. Ondan her şey beklenir Zehra. O zaman ben de bütün okula yayarım bunu. O kızın saçının teline zarar gelsin, herkes öğrenir Sedat'ın başına gelenleri. Sakın Zehra, sakın yapma bunu. Ne olursa olsun, Sedat'ın yaşadığı bu olayı birilerine anlatman doğru değil. Kendini onun yerine koy. Bir düşün. Unutmak istediğin iğrenç bir olay yaşıyorsun. Bu yaşadığın olayı diğer insanların da biliyor olması ne hissettirirdi sana? Utanç. Büyük bir utanç. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ ol. Gel otur. Sen de otursana Cahit. Yok, ben dışarıda bekleyeceğim. Peki. Nasılsın Oktay? Her şey bittiği için çok mutluyum. Daha iyi olacaksın. Polisler Saffet'e benim yaşadığımı senin söylediğini anlattılar. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bunu daha önce yapmalıydım. Meral Hanım'ın tehditlerine boyun eğmemeliydim. Seni ailene ben götürmeliydim. Ya sana hiç kızgın değilim ki. Sen bana her zaman yardımcı olmaya çalıştın. Beni iyileştirmeye çalıştın. Bundan sonra da yardım edeceğim. Tedavine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seni iyileştireceğiz. Ben de çok istiyorum bunu. Artık bir şeyleri hatırlamak için kendimi zorlamaktan o kadar yoruldum ki. Bak, ben arkadaşlarımla görüşeyim. Ne zaman başlarız, nasıl devam ederiz onlardan bilgi alayım. Anlaştık mı? Seni haberdar ederim, tamam mı? Tamam. Bir şey içer misin? Çay içerim.
Bir tane çay alabilir miyim? Tamam. Niye hiç yüzün gülmüyor senin? Ailene, sevdiklerine kavuştun. Evet ama bir garip hissediyorum. Dışarıda duran abime, anneme, babama, arkadaşlarıma. Sana ilk zamanlarda da söylemiştim, acele etme. Tedavinle birlikte yine eskisi gibi her şeyi hatırlayacaksın. Umarım. Şu anda hatırladığım ve güvendiğim sadece sen varsın. Sanırım bir de Gamze. Gamze seni gerçekten çok seviyor Oktay. Çok acı çekti seni beklerken. Birçok şeyin üstesinden tek başına gelmeye çalıştı. Bir ara yokluğuna dayanamaya psikolojik tedavi aldı. Yani artık etrafında sadece seni seven insanlar var. Endişelenmene gerek yok. Sağ ol. Teşekkürler tekrar. Oğlum ben iyice yük olmaya başladım size ya. Sırtımızda mı taşıyoruz oğlum seni? Arabayı ittirince gidiyor lan. Bir gün Şirek, bir gün Özge, bir gün sen. Nereye kadar sürecek bu? Nereye kadar mı sürecek? Mezara kadar. Biz kardeşiz oğlum. Sabahları da alalım diyoruz ama şu esrarengiz kuzenin fırsat vermiyor bize. Işınlıyor hemen seni okula. Ben sizin hakkınızı ödeyemem. Takside bağlarız ödersin. Ne adamsın be kızıl ötesi. Oo, kaçak ortalara çıkmış. Ne işin var lan burada senin? Sizin çöplüğünüzde mi lan? Doğru konuş lan şerefsiz. Oktay'ın tıfıllarıyla tanışmamız seninle başlamıştı değil mi Rıza? Sen belanı mı arıyorsun lan? Bas git lan buradan. Bakıyorum Oktay dönünce yine koltuklarınız kabarmış. Ulan ben senin var ya. Rıza! Rıza! Bırak ya, bırak abi. Sakin ol, duyma şu pisliği. Gel lan. Rıza! Kırayım mı lan? Rıza! Ha? Tıfıl, kırayım mı? Ha? Rıza git lan sen de. Lan şerefsiz. Ne oldu lan? Ha? Güçlenmiş miyim görmeyelim. Bırak lan Rıza'yı köpek. Ne oldu lan şaşırdınız mı? Ha? Güçlenmiş miyim? Bırak lan köpek. Kırayım mı lan boynunu? Nerede lan Oktay abiniz? Bırak. Ha? Allah kahretsin. Gelsene lan. Rıza. Baksana. Hadi. Rıza. Bu daha başlangıç. Hepinizin kabusu olacağım lan. Hepinizin kabusu olacağım. Zavallılar. Ne o lan sakat? Bırak lan bırak bırak. Bırak lan Rıza'yı. Ulan seninle görüşeceğiz. Görüşeceğiz seninle. Rıza! Rıza! Hadi eyvallah. Rıza! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Rıza! İyi misin kardeşim? Rıza! Lanet olsun hiçbir şey yapamadın! Lanet olsun ya! Lanet olsun! Hiçbir şey yapamadım! İyi misin kardeşim? Tamam. İyiyim ya hadi. Allah kahretsin. Bizimkilere bahsetmeyelim. Tamam mı? Oktay'a yeni kavuştuk. Herif bizi takip edip huzursuzluk çıkartmayı bekliyor, tamam mı? Bırak böyle bir şey yaşamamış olalım, tamam mı? Nasıl tamam ya? Nasıl tamam Rıza? Hiçbir şey yapamadım. Oktay için, Gamze için. Tamam mı? Hiçbir şey yapamadım ya. Hiçbir şey yapamadım ya. Allah kahretsin. Tamam ya hadi. Allah kahretsin. İyisin değil mi? Thank you.
Cemre? Beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa? Buyurun, sağ ol. Oğlum. Nasılsın anne? İyiyim. Beni merak etme. Sen nasılsın? Neden böyle oldu anne? Neden ben pes ettiğimde sen de durmadın? Neden Oktay'ın yaşadığını söylemedin? Bir sürü hata yaptım oğlum, biliyorum. Artık bunlara üzülmek için çok geç. Ama o kadar suçlu hissediyorum ki. Beni mutlu edebilmek için cinayet işlemeyi bile göze aldın. Koca bir holding yönetmene rağmen yüreğinin derinliklerinde hassas ve kırılgan bir insan olduğunu, bir karıncayı bile incitmeyeceğini sanıyordum. Bu hale gelmene ben sebep oldum. Benim yüzümden içeridesin. Özür dilerim. Ağlama oğlum. Kendini suçlama. Ben durmam gereken yeri bilemedim. Hepsi benim hatamdı. Sen beni uyardın ama ben seni dinlemedim. Her şeyi berbat ettim. Asıl ben özür dilerim. Ne güzel gidiyorduk be anne. Birbirimizi bulmuştuk, mutluyduk. Yine birlikte olacağız oğlum. Yine anne oğul zaman geçireceğiz. Yine mutlu olacağız. Her gün geleceğim ziyaretine, biliyorsun değil mi? Seni hiç bırakmayacağım. Biliyorum oğlum. Sen benim annemsin. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum oğlum. Sana bağırdığım, kızdığım için beni affet ne olur. Bir sürü kırıcı şey söyledim sana. Sen beni hiç kırmadın oğlum. Sana hiç kızgın değilim. Böyle olmamalıydı anne. Burada senin yerine ben olsaydım, ikimiz için de çok daha kolay olurdu. Asla oğlum. Asla. Bu konuda çok yanılıyorsun. Seni parmaklıkların bu tarafında görmek benim için asla daha kolay olmazdı. Bu tarafına asla düşmeyeceksin. Bu konuda bana söz ver. Ne olursa olsun belaya bulaşmayacaksın. Parmaklıkların bu tarafına asla düşmeyeceksin. Söz ver bana. Söz verirsen ben burada bile mutlu olabilirim. Söz veriyorum. Biraz zaman vermek zorundayız. Hemen her şeyi hatırlamasını bekleyemeyiz. Oğluma kavuşmuş olmak bile yeter bize. Varsın hiçbir şey hatırlamasın. Merhabalar. Hoş geldin oğlum. Uyuyakalmışım, kusura bakmayın. Abim uyandırdı. Merhaba Oktay. Çok iyi gördüm seni. Kemal Güngör ben. Eğitim aldığın okulda edebiyat öğretmeniyim. Memnun oldum. Kolundan yaralanmışsın. Geçmiş olsun. Önemli bir şey değil, sağ olun. Lütfen buyurun oturun. Gel yavrum. Kemal Hoca'nın, arkadaşlarının ve senin üzerinde büyük emeği vardır Oktay. Hepiniz de çok yakından ilgilenirdi, sağ olsun. Sizi çok üzmüyorduk değil mi? Bu işler üzülmeden olmuyor Oktay. Zaman zaman üzülsek de mutlu olduğumuz anlar daha tatmin edici oluyor. Kemal Bey, çayınızı soğutmayın. Buyurun lütfen.
Aslında Oktay da kabul ederse onunla biraz yürüyüşe çıkmak isterdim. İyi. Hem Oktay sen de hava almış olursun. Olur, tamam. Pekala. Çok geç kalmayız, merak etmeyin. Sağ olun hocam. Güle güle, memnun olduk. Ayağınıza sağlık. Hoşça kalın. Güle güle. Ya Asiye niye gidiyor ya? Ne işi var onunla? Gamzeciğim, kendini Oktay'ın yerine koy. Onun yerinde sen olsan ne yapardın? Kimseyi tanımadığı, belirsiz, güvensiz bir durumda Oktay. Asiye'ye gitmesi kadar normal bir şey yok. Çünkü Asiye ona güven veriyor. Yıllarca Oktay'la ben birlikte oldum. İyi kötü bir sürü şey yaşadık onunla. Buna rağmen kime koşuyor? Asiye'ye. Kimi yanında güvende hissediyor? Asiye'nin. Hani beni sevmişti? Hani bana güvenmişti? Bunu bir tercih olarak algılama. Kabullenmek zor, tahmin edebiliyoruz. Ama bir sürü sesini çıkarma. Bırak kimi görmek isterse görsün. Hem Asiye hakkında duyduklarım onun zararsız biri olduğunu düşündürüyor bana. Söylemesi kolay. Ama sevdiğin insanın daha yeni kavuşmuşken tüm vaktini sana ayırmak yerine başka bir kadını görmeye gitmesi tuhaf geliyor bana. Ya yine batırdın gemileri. Kızım, Oktay öldü zannederken sapasağlam karşına yani çıktı. Üstelik de seni seviyor. E daha ne istiyorsun? Desene, insan kıskançlığını kolay kolay dizginleyemiyor. Kıskançlık mı? Ya ne alaka ya? Ay bir de ne alaka demez mi? Kızım daha düne kadar Oktay'ı gömdüm diye kapkarayız içindeydin. Şimdi Oktay bulunca Asiye'ye gitmesi yüzünden neredeyse ineyesi ilan edeceksin. İnsanoğlu böyledir. Asla tatmin olmaz. Bak, bunu doğru söyledin. Ama bu doğru benim Oktay'la ilişkimi değil. Senin İbo ile olan ilişkini açıklıyor. Yani asıl tatmin olmayan sensin. Hadi oradan. Konuyu bana getirerek yan çizme. Kızlar, bırakın geyiği de. Düşünmemiz gereken önemli bir sorunu hatırlamaya çalışın. Aa, neymiş o önemli soru? Ne olacak? Sınav. Evet ya, sınav. Sınava nasıl girecek bu çocuk? Şunun şurasına ne kadar zaman kaldı ki? Of, bilmiyorum. Ya her şey bizim için bu kadar zor mu olmalı? Tamam, koy verme kendini hemen. Hep birlikte aşacağız bir sorunu. Oktay'ı sınava hazırlayacağız. Nasıl? Biz nasıl hazırlanıyorsak öyle. Beraber çalışarak. Çalıştığımız konuları hızlıca aktaracağız Oktay'a. Mümkün olduğunca çok soru da çözdürürüz. Ha. Merak etme, yoğun bir çalışmayla Oktay iyi duruma gelebilir. Hem bakarsın sınava kadar bazı şeyleri kendi hatırlamaya başlar. Umarım. Ya kızlar, ben her an, her saniye onun yanında olmak istiyorum. Oktay'ı görmek istiyorum. Gidiyor musun? Ondan ayrı kaldıkça dengem bozuluyor sanki. Bir yaşadığına seviniyorum, bir de durumunu hatırlayıp üzülüyorum. Kusura bakmayın ama şu an olmak istediğim tek yer Oktay'ın yanı. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. İyi hadi geçireyim seni. Bugün o kadar çok kişiyle tanıştım ki yarın onları hatırlayabilecek miyim bilmiyorum. Ne kadar çok sevenim varmış, bu onu gösteriyor. Bir de onlara karşı bir şey hissedebilsem, onları tanıdığımı hatırlayabilsem. Bunun için neden bu kadar acele ediyorsun? Bak Oktay, bugün gerçek hayatında ilk gün. Ve bence yakın zamanda geçmişini hatırlayacaksın. Artık insanlara güvenebilmek istiyorum, inanabilmek istiyorum. Birilerinin arkamdan iş çevirdiği düşüncesi beynimi kemiriyor. Kimse senin arkandan iş çevirmiyor. O günler geride kaldı. Ailen yanında. Artık yalan yok. Artık birilerinin kurguladığı bir hayatı sürdürmek zorunda değilsin. Ben, arkadaşların, biz hepimiz senin geçmişiniz ve gerçeğiz. Cüneyt Bey, Mudurnu'da geçirdiğin yalan hayattan, sahte ailenden bahsetti biraz. Burada onlar var mı? Yok. İstediğini sorabilirsin Oktay, istediğin kadar. Gizli saklı hiçbir şey yok, yalan yok. Bir yere gitmeni engelleyen yok. Seni bir şeyler için zorlayan yok artık Oktay. Sana hak veriyorum. Yaşadıkların insanlara olan güvenini sarstı. Ama şöyle düşün, polise git. Onlara yaşadıklarını anlat. Sana bu kabusu yaşatanlar şu anda bunun hesabını veriyorlar. Sense ailenin yanındasın. Sevdiğin insanlar etrafında. Bu kurgu değil. Bu senin hayatın. Evet. Geriye sadece bir şey kaldı. Bizi hatırlaman. Sonra hayatına kaldığın yerden devam edebilirsin. Oktay. Merhaba hocam. Merhaba Gamze. İyi misin? Ha, iyiyim.
Ben artık sana Oktay'ı teslim edebilirim ha? Tamam hoca. Hadi. Olur. Tamam. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Biraz yürüyelim mi? Olur tabii ki. Affedersin, unutmuşum. Çok canı yanıyor mu? Hayır hayır, bir sorun yok. Ben de birçok şeyi unutuyorum. Öyle değil mi? Kemal Hoca iyi bir insan. Ah, o harikadır. Nereden anladın? Çok anlayışlı. Yani bana kendisini hatırlatmaya çalışmadı. Hatırlamam için beni sık boğaz etmedi. Onu hatırlamadım diye biraz olsun sıkıntı hissetmedim. Kemal Hoca yeryüzüne düşmüş bir göktaşı kadar farklıdır. Öğretmen olarak da, insan olarak da benzeri yoktur. Oturalım mı? Onu daha iyi tanıdığında bunu anlayacaksın. Şimdiden anlamış gibiyim. Peki Asiye hakkında ne düşünüyorsun? İyi bir insan. Bana çok yardım oldu. Ona minnettarım. Senin yaşadığını bize daha önce haber verseydi ben de minnettar olabilirdim. Evet ama size o durumu babasıyla kızının hayatını tehlikeye atarak haber verebilirdi. Yani yakınlarını tehlikeye atmayı göze alamadığı için Asiye'ye kızamazsın değil mi? Asiye yüzünden beni ihmal etmediğin sürece kızmam. Yoksa sen Asiye'yi kıskandın mı? Kıskanmak mı? Onu neye kıskanayım ki? Yani bir an onu gerçekten kıskanıyor olmandan korktum. Yok canım, ne alaka? Kurtul bu kuruntudan. Kusura bakmayın. Böyle erken geldik gene. Önemli değil Yadigar Bey. Bu arabayla geldiğimi görmesini istemiyorum arkadaşlarımın. O yüzden. Hassasiyetinizi anlıyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın oğlum. Daha ilk günden okula mı koçum? Yeterince zaman kaybetmedin mi abi? Bugün mahkeme var oğlum. O kadını yeniden görmek ister misin bilmiyorum ama biz gideceğiz. Ben de orada olacağım. Yani ama şimdi okula gitmek istiyorum izin verirseniz. Okulumu merak ediyorum. Sınıfımı, diğer arkadaşlarımı, hocalarımı. Onları görmek istiyorum. Mahkeme saati izin alır gelirim. Peki oğlum, sen bilirsin. Kahvaltı etmeyecek misin? Ha, ben erken kalktım, bir şeyler yedim. Size afiyet olsun. Bekle koçum, ben bırakayım seni okula. Ben yürüsem biraz. Etrafı tanımaya çalışayım. Peki tamam, sen bilirsin. Kendine hadi iyi günler. İyi dersler, i̇yi dersler oğlum. Günaydın. Hoş günaydın. Geldiniz. Günaydın. Günaydın. Hepiniz gelmişsiniz. Eskisi gibi. Okula biz böyle giderdik. Bazen sen bizi toplardın. Bazen biz seni almaya evet, giderdik. Evet anne, sağ olsun. Gidelim mi artık? Yoksa geç kalacağız. Hadi gidelim, tamam. Hadi yürü. Bu hadi kadar. Günler. Ne güzel değil mi eskisi gibi? Akşam Sibel hepimizi evine davet etti. Gider miyiz? Ya ben keyfinizi kaçırmayayım.
Bu ne biçim dolu? Bu ne ya? Zaten sensiz gitmeyiz ki biz. Ha, yani. Evet. Ya bizimkiler daha ilk günden ortadan kaybolmama ne derler bilmiyorum. Sen orasını bize bırak. Biz de onlardan izin alırız. Peki tamam. Tamamdır. İşte bu ya. O kadar hazırlandım. Neye hazırlandın? Akşama görürsün. Şşt, lan dürüm adını olsun ha. Tamam Şirek işte. Sonra konuşuruz. Şşt, ne dürümü lan? Zeplin. Senin manitayla iddiaya girdik. Ben gelir dedim, o gelmez dedi. Ben kazandım. Ne manitası lan? Etiket benim manitam falan değil, tamam mı? Şakayı bırak Özgem. Oktay abinin her şeyi yanlış hatırlamasına sebep olacaksın. Biz birlikteyiz abi. Bu çocuk akıllanmaz ya. Ya. Peki tamam. Yalan yürü be. Alacağım yürü, şimdi ayağımın altını sana. Dürüm işine fazla var. Yürüm başına ya. Ulan dürümün kalmaz bende. Bayan abicim, bir daha gidin bir şey kaldı. Alo, benim. Düşündüm. Denemeye değer. Tamam, yapacağım. Siz zamanı belirleyin yeter. Evet. Kesinlikle kimsenin haberi olmayacak. Tamam. Tamam. İlçe Milli Eğitim'le Oktay'ın durumunu görüştük. Eğitime devam etmesi kararı çıktı. Çıktı çıkmasına da bu çocuk nasıl devam edecek ya? Doğru. Hiçbir şey hatırlamıyor. Anlattığımız konuları nasıl anlayacak? Aradaki açığı nasıl kapatacak? Leyla Hanım, hepimizin ona destek olması şart. Doğru. Destekle olacak iş mi Kemal Bey? Şurada sınava ne kaldı? Bu çocuğun bu seneyi bitirebilmesi bile bir mucize. Gerekirse okul sonrası birebir derslerle açığını kapatacağız Suna Hanım. Efendim, aklında ne kadar bilgi olduğunu bile bilmiyoruz. Öğreniriz. Ne kadar geri gitmemiz gerekiyorsa oraya kadar geri dönüp bilgilerini tazeleriz. Bizim yetişemediğimiz yerde de arkadaşları devreye girer. Doğru. Kim yardım ederse etsin. Oktay'ın bu haliyle sınavda başarılı olması mümkün değil. Arkadaşlar, hiçbir şey hatırlamayan birinden bahsediyoruz. Sizinki biraz fazla iyimserlik olmuyor mu? Evet, ben de Suna Hanım'a katılıyorum. Heh. Öğrenmesi gereken o kadar çok bilgi var ki. Peki, biz bu çocuğu neden çağırdık okula? O zaman söyleyelim, hiç başlamasın. Seneye gelsin bu sınıfa. Zafer Bey, Suna Hanım, sizce Oktay'ın kaybedecek bir yılı daha var mı? Yok tabii, bunda haklısınız. Yok. Yok ama siz de planladığınız şeyin gerçekleşmesinin zor olduğunu kabul edin, lütfen. Biliyorum. Zor. Ama imkansız değil. Hepimizin desteğine ihtiyacı var Oktay'ın. Bizi yanında görmeye ihtiyacı var. Doğru. Hem bakarsınız, çok kısa zamanda sağlığına kavuşuverir. İnşallah. O zaman işimiz daha da kolaylaşır. Lütfen baştan umutsuz olmayalım. Evet, doğru. Hoş geldin Oktay. Bakalım benim yapacaklarımı atlatabilecek misin? Döndüğüne pişman olacaksın. Keşke ölseymişim diyeceksin. Seni bitireceğim Oktay. Oturalım beyler. Şuraya geçelim. Oktay. Ne oluyor? Ne oldu Oktay? Ne oldu Oktay? Hayırdır? Ne oldu? Barış kim? Ne istedi lan? Oktay, bir şeyler hatırlıyorsun, bu çok güzel. Bu okula daha önce gelmiştim. Bir şeyler görüyorum ama birleştiremiyorum, belli belirsiz şeyler. Seslerin bazılarını duyabiliyorum. Barış kim?
pek hatırlamak istemediniz bile. Niye? Sana onun kim olduğunu anlatacağım Oktay. Hadi gel şimdi bir şeyler içelim ha. Oğlum Rıza hatırlıyor lan. Allah hatırladı. Hadi. Gerilme oğlum. Onlar şimdi Oktay abilerin etrafında pervaneler. Ne beni görecek halleri var, ne de senin arkalarından iş çevirdik. O kızıl olanı çok fena korkuttum. Belli ki ötmemiş korkusundan. Dilini yutmuş. Hadi eyvallah. Zehra! Zehra! Uyan uyan! Uyan! Geç kaldın. Saat kaç? Yenge niye uyandırmadın beni ya? Ben de uyuyakalmışım. Of, hay Allah ya! Yardım etsene yenge. Hadi hemen hazırlanayım. Al al al. Of. Şu okula gitme telaşın çok hoşuma gidiyor. Aferin sana. Dayın da çalışmandan memnun. Takdirlerini sonra alayım yengecim. Dikkat et, eteğini yırtacaksın. Tamam. Kahvaltı et kantinde, tamam mı? Tamam yenge, tamam. Ver şunları da. Hadi görüşürüz. Bir de hemen saçımı yapayım. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geçmiş geldin. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldin. Aa, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Okula devamında herhangi bir problem yok evladım. Bu yapmış. Gerisi artık sana kalmış. Süper. Allah muvaffak etsin oğlum. Sağ olun. Bir sorunun olursa hemen bize gel oğlum. Evet. Aynen tamam. Öyle. Tabii. Biz de hadi bakalım artık sınıfa çocuklar, hadi. Buyurun hocam. Oktay, hoş geldin. Merhaba Oktay. Hoş geldin. Allah saçlar sınavı. Hoş bulduk. Sağ olun. Sizinle de arkadaş mı? Pek sayılmaz. Biz Saffet'in arkadaşları izlesek yeterli olur herhalde. Saffet, o nerede? O henüz gelmek için hazır değil. Sorun değil, ben bekliyorum. Onunla konuşacaklarımız daha bitmedi. Yetiriz. İyi dersler. İyi dersler. Şş, geliyor. Hah. Oktay abi. Geçmiş olsun abi. Aramıza hoş geldin abi. Teşekkürler, sağ ol. Ben öğrenci başkanı İsmet. Bunlar da yardımcılarım Harun ve Hamdi abi. Merhaba abi. Merhaba. Merhaba. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Buyur abi. Hadi abi. Bekleme yapmayalım. Bunlara fazla maruz kalırsan bildiklerini de unutturlar ha. Hadi abi. Ha? Eyvallah İsmet. Evet. İlk derslerin kaderi. Yine bazı arkadaşlarınız geç kaldı herhalde. Onları bekleyelim, dersin sonunda alırız yoklamayı. Zehra yoldaymış hocam. 5 dakikaya geliyormuş. Tamam, peki. Cemre nerede Sedat? Siz beraber gelmiyor musunuz? Cemre biraz rahatsız hocam. Ha, geçmiş olsun, neyi var? Gelmesin ki. Bilmiyoruz ki. Şimdi ben de merak. Okula gitmek istemiyorum dedi. Belki bir daha hiç gelmez. Neden? Okulu bırakacak galiba. Öyle söyledi bize. Ne? İkna edemiyoruz. Allah Allah. Olur mu öyle şey canım? Şunun şurasında ne kaldı mezuniyetinize? Yani ben de aynı şeyi söyledim ama gelmeyeceğim diyor. Başka bir şey demiyor. Neyse. Biz konuşuruz kardeşinle. Evet çocuklar. Açın 124. sayfayı. Çekilmiş. Ne oldu ya? Geç kaldım, geç kaldım. Sınavda Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahlarını dönemleriyle birlikte sorabilirler çocuklar. Bu soru geçen yıllarda ÖSS'de çıkmıştı. Benzer bir şekilde yeniden karşınıza çıkabilir. Dön öneme. Kim bizi beğendin hatırlatmak ister kuruluş mi? Döneminden ben başlayarak? Yaptım. Uçurayım mı? Oğlum dönsene önüne. İlhan. İlhan. Oğlum, patladı işte. Efendim hocam? Bize Osmanlı'nın padişahlarını dönemleriyle birlikte sayar mısın? Kapı. Gir. Özür dilerim hocam. Geç kızım. Ben de geçeyim. Evet İlhan, seni dinliyoruz. Vallahi hocam. Ne haber? Osmanlı padişahlarını saymak biraz zor olabilir. Ama gönlüme sultanını sorarsanız hemen söyleyeyim. 3. Özge Sultan. Nasıl buluş? Çok güzel, otur yerine. Çok güzel dedi. Aptal. Geçen günkü küçük oyunum için kusura bakma baba.
Umarım Saffet seni fazla yormamıştır. Neredesin Kerem? Daha ne kadar sürecek bu böyle? Neden kaçıyorsun oğlum? Kaçmıyorum. Sadece önemli işlerim var. Onları hallediyorum. Kerem eve dön. Bu saçmalıklara bir son ver artık oğlum. Bitecek. Merak etme. Az kaldı. Oğlum neye az kaldı? Ne yapmaya çalışıyorsun? Başladığım işi bitirmeye çalışıyorum baba. O zamana kadar beni bulamayacaksın. Her şey o kadar yolunda gidiyor ki senin planları bozmana izin veremem. Oğlum. Kusura bakma baba. Kerem. Hoşça kal. Kerem. Cemre nerede? Sana ne? Ne yaptın ona? Kıza zarar mı verdin? Kıza ne yaptın? Söyle. Kardeşim seni neden bu kadar ilgilendiriyor Zehra? Canın oyun oynamak mı istiyor? Oyun oynayan sizsiniz. Sen ve kardeşim. Bana karşı birlik olup cephe almışlar da haberim yok. O kızın şanssızlığı senin gibi bir psikopatın kardeşi olarak dünyaya gelmek. Ama şunu kafana sok. O artık yalnız değil. Sevgili kardeşimin koruyucu meleği mi kesildi başıma? He? Karşılıklı dayanışma. He? Hayran kaldım doğrusu. Cemre nerede? Cevap ver. Yoksa ne olacağını biliyorsun. Ne olacak? He? Ne olacak? Şimdi şurada çıkıp başına gelenleri herkese anlatacağım. Bağıra bağıra, haykıra haykıra. Yapamaz mıyım sanıyorsun ha? O nerede? Bizim için her şey daha iyi olabilirdi. Cemre nerede? İğrenç başladım. Ama ben seni sevdim. Çok sevdim. Cemre'ye ne yaptın? Ne yaptın? Bana hiç şans vermedin. Sevgilim olma şansı vermedin. Bütün kapıları kapadın. Son kez soruyorum. Cemre nerede? Almanya'da. O hapishanede aynı koğuşta yattığım o psikopatların yanında bir meleğe mi dönüşmemi bekliyordunuz ha? Efendi bir çocuk olarak mı çıkacaktım hapishaneden? Cezasını çekmiş bir adam olarak mı çıkacaktım? Orada geceler boyu uyuyamadım. O psikopatlardan kurtulmak için hücre cezası bile aldım. Ama yine de peşimi bırakmadılar. Sessizce geldiler. Köpek gibi boynumdan bağladılar. Yerlerde sürüklediler. Dediklerini yaptırana kadar bırakmadılar. Sedat. Sen sıyırmışsın. Git tedavi ol bir yerlerde. Bu okulu kirletmeye hakkın yok. Cemre nerede? Evde. Öyle mi? Bakacağım şimdi eve. Dediğin gibi değilse senin için hiç iyi olmaz. Zehra. Haberin olsun diye söylüyorum. Acıttın beni. Hem de çok acıttın. Çok kızdırdın beni. Ya sen ne yapıyorsun ya? Hayır sen ne biçim bir yaratıksın? Nesin sen ya? İçinde ne var senin? İnsan kılığına bürümüş bir şeytansın sen. Unutma. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin sen. Ben en ağır bedeli ödedim. Şimdi sıra sende. Sefer burada işte. Teşekkür ederim hocam. Dayı, ben de seni arıyordum. Ne oldu Zehra? Ya dayıcığım, şimdiki dersimiz seninle biliyorum ama ben biraz geç kalacağım. İzin verir misin? Neden geç kalacaksın? Cemre, hastalanmış da okula gelmedi bugün. Onu merak ettim. Evleri çok yakın. Hemen bakıp geleceğim. Bu kadar telaşlandığına göre durumu ciddi. Okuldan sonra birlikte gideriz. Ya yok, senin gelmene gerek yok dayı. Biraz üşütmüş galiba. O kadar ciddi bir şey yoktur. Ben yine de bir ihtiyacı var mı diye bakacağım. Evde kimse yok muymuş ona bakacak? Ya var, var. Halası var da aklım onda kaldı.
Hadi lütfen dayı, izin ver. Evleri şurası zaten. Şimdiye varmıştım bile. Tamam. Geç kalma ama, tamam mı? Benim de geçmiş olsun dileklerimi iletirsin. Tamam dayıcığım, sağ ol. Derste görüşürüz. Allah'ım, ne olur bir şey olmamış olsun. Ne olur bir şey olmamış olsun. Şey mi oldu? Hayır. Biraz hava almak istedim. İstersen arkadaşlarımızın yanına gidelim. Bizi bekliyorlar. Kalabalıktan bunu aldın değil mi? Ya acayip çok sıkıldım ya. Ya herkes yardımcı olmaya çalışıyor biliyorum ama bir şeyler hatırlamam için çabalıyorlar ama bu beni yormaktan başka bir şeye yaramıyor. Çok heyecanlandık tabii seni bulunca. Bir an önce eski haline dön istiyoruz. Ama çok haklısın. Seni biraz rahat bırakmamız gerek. Ya beni yanlış anlamıyorsun değil mi? Yani her şey çok hızlı gelişiyor da... Herkes bir sürü soru soruyor. Herkes benden bir cevap, bir ipucu bekliyor. Ama işte yok işte. Bu kafam bir türlü yerine gelmiyor. Tamam canım, tamam. Sakin ol. Bak, sen istersen biraz daha burada kal. Kafanı toplayınca gelirsin. Ders zilinin çalmasına daha var nasılsa. Bak söz. Kimsenin seni bunaltmasına izin vermeyeceğim. Güven bana. Sağ ol, teşekkürler. Biliyor musun? Bugün ilk duruşma başlıyor. Bunun da stresi var üzerimde sanırım. Bugün mü başlıyor mahkeme? Evet. Gidecek misin? Gideceğim. Yani orada olmak istiyorum. Yani belki bu duruşma kafamdaki sorulara cevap bulmama yardımcı olabilir. Ben de gelebilir miyim seninle? Seni yalnız bırakmak istemiyorum. Peki tamam. Sağ ol. Sağ ol. Sınıfta görüşürüz. Tamam. Allah'ım Sedat, pisliğe ne olursun Cemre'ye bir şey yapmamış olsun. Yoksa kendimi hiç affetmem. Çocuklar, ben kendi payıma Oktay'ın aramızda yaşarken neler hissettiğini, hafızasını geri kazanma konusunda ne kadar umutlanabildiğini ve dünyanın şu anda ona nasıl göründüğünü çok merak ediyorum. Ne dersiniz? Bu soruları Oktay'a sorup alacağımız cevaplar üzerine bir tartışma açalım mı? Açalım hocam. Açalım. Cinceli ıskalamayalım peki, hocam. Ne dersin Oktay? İçinde yaşadığın belirsizliği bu sınıfta tartışmaya açmak hoşuna gider mi? Yoksa o belirsizliğin karanlığına arkadaşlarının tek tek tutacağı projektörler seni rahatsız eder mi? Ben karanlıktayım ama yarasa değilim. Karanlığımdan memnun değilim. O yüzden ışık rahatsız etmez beni. Güzel. Peki, sözünü ettiğin karanlığı bize biraz tarif edebilir misin Oktay? Karanlık nasıl tarif edilebilir ki? Yani hiçbir şey hatırlamadığım için bana anlatılanların doğruluğu hakkında en küçük bir değerlendirme bile yapamıyorum. Yani gözlerim görüyor ama gördüğüm şeylerin gerçekliğinden ya da gördüklerimle benim aramdaki... Ya nasıl desem, bana ait olduklarından emin olamıyorum. Karanlıkta bir yerlere tutunarak, yani tutunduğum yerlerin sağlamlığından asla emin olamayarak, böyle el yordamıyla, her an tökezleme korkusuyla bulmaya çalışıyorum. İlerlemeye çalışıyorum. Yani tünelin ucundaki ışığa ulaşmaya uğraşıyorum. Aslında durumum çok daha kötü. Değil, tünelin ucunda bir ışık bulunduğundan, yani bir tünelde olduğumdan bile emin değilim. Yani çevremi saran karanlığın biçimi hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden de tarifi çok zor. Aslında bayağı iyi tarif ettin Oktay.
Neler çektiğini o kadar iyi anlıyorum ki. Zehra. Özür dilerim Cemre. Özür dilerim. Benim yüzümden oldu. Çok özür dilerim. Özür dilemene gerek yok Zehra. Keşke söylemeseydim bildiğimi. Keşke abin olacak o hayvan herife belli etmeseydim o sırrı bildiğimi. Çok pişmanım. Ben değilim Zehra. İnan pişman değilim. İlk değil bu. Abim daha önce de yaptı bunu bana. Hem de defalarca. Ama şimdi değdiğini düşünüyorum bu dayağı. Çünkü sen kurtuldun. Artık senin peşini bırakacak. Şu haline bak. Sana ne yapmış? Yüzünün haline bak Cemre. Sen bunu hak etmedin. Merak etme. Birkaç güne kadar geçer morluklar. Okula gitmeme de izin vermeyecekmiş. Ama umurumda değil. O kadar kötü değilim gerçekten. Üzülme artık Zehra. Okula gitmene de izin vermeyecekmiş ha? Bu kadarını yapamaz. Boş ver. Hem iyi tarafından bakıyorum. Okula gitmezsem onu sadece evde görmek zorunda kalacağım. Bir daha sana dokunamayacak. Bir daha sana vuramayacak. Okula gitmene de engel olamayacak, merak etme. Hayatını mahvetmesine izin vermeyeceğim. Bir daha canını yakamayacak. Şu haline bak. Kendini bırakmayacaksın Oktay. Bizlere tutunabileceğini, güvenle dayanabileceğini kısa zamanda fark edeceksin. O zaman tökezleme korkun da kalmayacak. Ve adımlarını daha hızlı atarak bir yerlere daha çabuk varabileceksin. Sonunda o ışık mutlaka görünecek arkadaşım. Ve sen her şeyi mutlaka hatırlayacaksın arkadaşım. Bu tökezleme korkusu dediğin şey uğradığın ihanetlerden miras kaldı sana. Kızıl çok haklı. Ya tutunduğum bütün dallar kırıldı. Sana güya yardım için uzanan bütün eller sonradan seni arkadan bıçakladı. Ama senin gerçek dostların da var. Artık dostların arasındasın Oktay. Sağ ol. Kendi adınıza konuşun. Ben Oktay'ın meraklısı falan değilim. Of. Onun dost olmaya da hiç niyetim yok. Aramızda kapanmamış çok eski bir hesap var Oktay. Sen hatırlamıyor olabilirsin ama ben o hesabı hiç unutmadım. İyi. Bir gün mutlaka hesaplaşırız. Öyle bir gün mutlaka gibi belirsiz tarihlere karnım tok Oktay benim. Benim çıkmaz ayın son çarşambasını beklemeye hiç niyetim yok. Ne diyor bu salak ya? Mal bu herif. Niye şaşırıyorsunuz ki? Matematik denklemi kadar kesin. Biz ne kadar kaçırırsak o da o kadar üstümüze gelecek abicim. Çıkmaz ayın son çarşambası gerçekten çok geç olur. O zaman tarihi sen belirle arkadaşım. Nerede ve ne zaman istersen gelip hesabı kapatmaya hazırım. Olur. Hafızanı kaybetmene şu an biraz daha fazla üzüldüm Oktay. Çünkü senin kaybolmandan ve Sedat'ın bu okula geri dönmesinden bir süre önce biz 12 F ile yazılı olmayan ve imzaya gerek duyulmayan bir anlaşmaya, daha doğrusu bir anlayış birliğine varmıştık. Şartlar ne kadar zorlarsa zorlasın, her ne olursa olsun sorunları çözmede ya da hesapları kapatmada şiddeti bir yöntem olarak asla kabul etmeyeceğimize karar kılmıştık. 12 F yanılıyor muyum? Yanılmıyorsunuz. Şiddete karşı mıyız değil miyiz? Karşıyız, karşıyız hocam. Hocam. Evet, karşıyız. Karşıyız hocam. Evet. Öyle. Gel. Özür dilerim geç kaldım. Sandığımdan biraz daha uzun sürdü. Tamam oturabilirsin. Ben sizler gibi düşünmüyorum hocam. Şiddet bazen gerekebiliyor. Bunu duymamış olayım Sedat. Şimdi çocuklar kaldığımız yere dönersek, hafızanı kaybetmeden önce
Şiddete karşı sözünü ettiğimiz bu anlayış birliğimize sen de dahildin Oktay. Umarım hafızanı kaybettin diye şiddet konusunda dün vardın, o noktadan bugün geri adım atmayacaksın. 12 F'nin şiddete karşı olması Oktay'ı bilmem ama beni hiç bağlamıyor. Ne dersin Oktay? Bugün vardığın noktada şiddete hala karşı mısın, değil misin? Ben hesapların açık kalmasına karşıyım. Öyle ya da böyle hesaplar mutlaka kapatılmalı. Anlaşılan biz bu konuyu daha çok konuşacağız. Peki arkadaşlar, ders bitmiştir. Neyim var? Söylesene. Ne diyorsun ya? Oktay. İyi misin hayatım? Her şeyi bilerek ve isteyerek ben planladım. Oğlumun bu olaylarla hiçbir bağlantısı yok. Her şeyi ondan gizledim. Oktay'ı bir daha evine götürdük. Ve ona gerekli bakımı yaptık. Oğluma Oktay'ın öldüğünü söyledim. Olay nasıl oldu? Meral Hanım beni aradı Oktay için. Peki siz? Yoran ve adamları takip ederken ben de onları izledim. Asya'yı tanıdıktan sonra neler yapacağını biliyordum. Bana yardımcı olmaya çalıştı ama... Ailem, arkadaşlarım çok üzüldüler. Kararı açıklıyorum. Ayağa kalkın. Türk Ceza Kanunu'nun 151. maddesinin E fıkrasına göre Meral Onbaşıoğlu'nun tutukluluk halinin devamına tutuklu kaldığı sürelerin cezasından mahsubuna temiz yolu açık olmak üzere mahkememizin vermiş olduğu hüküm sanık Meral Onbaşıoğlu'nun yüzüne karşı söylenmiş olup karar verilmiştir. Bu mu senin erkekliğin ha? Gücün kız kardeşine mi yetiyor? Bana yaptığın iğrenç şeyi geçtim. Zavallı kızdan ne istedin? Ondan ne istedin? Basit. Söylememesi gereken bir şey söyledim. Yanlış yaptı Zehra. Sadece o değil. Sen de yanlış yaptın. Hem de İbo'nun yanında. Olmadı. Senin bize... Bana yaptığın yanlışlar, onlar hesapta yok mu? Dedim ya Zehra, ben seni sevdim. Kendime göre belki ama sevdim. Cemre'nin her zaman iyiliğini istedim. Onu her zaman korudum. Benim sayemde bunca zaman hiç kimse onun canını yakamadı. Çünkü ben onu her türlü tehlikeden abisi olarak korudum. Ne saçmalıyorsun sen ya? Onu senden kim koruyacak? Kızı ne hale getirmişsin? Sen bizim aramızdaki ilişkiyi anlayamazsın. Sen zaten... Benim sevgimi bile anlayamadın. İhanet ettin bana. Sana duygularımı, derin acılarımı anlattım. Ama sen ihanet ettin bana. Cemre gibi. Ya git be karaktersiz herif. Bak bu tehditlerinden korkmuyorum. Bitti artık, tamam mı? Bitti. İbo'nun karşısında yüzüme bildiklerini anlattığın anda bitti zaten. Merak etme. Kardeşin de okula devam edecek. Ona engel olmaya kalkarsan karşında beni değil dayımı bulacaksın. Tamam. Senden kurtulamam.
kurtulmak için bunları bana da Cemre'ye de yaşatmam mı gerekiyordu? Cemre bir dayakla kurtulduğuna dua etsin. Sana gelince sen de istediğini elde ettin. İlişkimiz bitti artık. Çünkü ben affedemeyeceğim bir kızı sevgilim olarak göremem. Ve seni asla affedemem. Kardeşim kaç saat oldu? Sizin mi bekleyeceksiniz ya? Ya ne yapayım? İki adam yapamadınız ya. İki saattir yapamadınız. Zor uçuşma kardeşim ya. Ciğer bekleyen kediler gibi bekliyoruz burada. Hala çözümüyorum ya. Valla her zamanki gibi Özge'me katılıyorum. Hatta katıla katıla gülüyorum. Ciğer kedi ne güzel. Lan cıvama. Geç yerine. Bir şey yapamadınız ya. Ya Sibel'cim yanlış bağlamış olabilir misiniz bunu? Hiç bakmadınız mı kullanma kılavuzuna? Efendim? Ya ne bileyim İbo, aldım aldım bu DVD'yi getirdi bağladı. Sonra da bir daha play tuşuna basmak nasip olmadı ikimizin de işlerinden. Sen anlıyorsun bu işlerden. Benim zaten okuldan falan film seyrettiğim mi var? Oktay ya. Kardeşim bırakın. Yemiyorsan böğrenden alabilir miyim ya? Bırakın İbrahim Usta'ya. Çekil şöyle. Geç Pamukçu. Tabii alabilirsin. Oh eyvallah birader. Oğlum bak şu beni biliyorsun. Hadi Rıza. Öyle iki tane börekle doyamam. Yani eskiden bilirdin. Sildiğim mi çizik lan acaba? Malum şimdi hiçbir şey hatırlamıyorsun. Merhaba. Ne yapıyor bu? Değiştirdin mi şunu? Ulan hepimiz Oktay'a destek vermeye çalışıyoruz. Sen Oktay'dan destek almaya çalışıyorsun. Git ya, ne desteği? Her zaman teknik desteğimiz. Börek desteği. Ne yapayım? Ne zaman istersen. Oktay'a farklı davranmak istemiyorum. Sen nasıl o böreğe farklı davranmak istemiyorsun? Ben artık seninle uğraşmıyorum. Şimdi oldu. Geç hadi. Evet benimki bayan yanı. Hadi. Hadi bakalım. Hadi kızıl, yap hareketini, oynat şu filmi. Bu ne filmi? Bildiğin gibi bir film değil. Rıza eski fotoğraflarımızdan, gezilerde, önemli günlerde çektiğimiz videolardan bir film hazırlamış. Anladım. Tamam hadi seyredelim. Okuldayken konuştuklarımız aklımda, merak etme. Seni sıkacak hiçbir şey yapmayacağız. İstemiyorsan seyretmek zorunda değiliz. Ama belki bir yararı olabilir. Yok. Yani seyredelim, başlayalım. Oh be. Hadi İyi bakalım. İyi başlıyorum o zaman. İnşallah. Hepiniz bu görüntülerin bir şey hatırlatıp hatırlatmadığını merak ediyorsunuz değil mi? Yani. Evet. Maalesef. Çok güzel görüntülerdi ama hiçbir şey hatırlayamadım. Yine de bir işe yaradı bu film. En azından sizinle bir zamanlar ne kadar iyi dost olduğumuzu ve neler yaşadığımızı öğrendim. Bir zamanlar. Evet. Bir ortak geçmişimiz var demek ki. Bu birlikte geleceğimizin olabileceğini de gösteriyor. Bence yanıt B. Doğru. Cemre vallahi sayısalda süpersin. Kesin iyi puan alırsın YGS'den. İnşallah. Ya yüzüne baktıkça o abin olacak yaratığın gözlerine oyasım geliyor. Boş ver. Bu bir şey değil. Ya ne demek değil ya? Gel gidip polise şikayet edelim. Halamın hiçbir şeyden haberi yok. Yaşlı kadın. Çok üzülür, boş ver. Ne şimdi? Halanı düştüm, gözüm morardı mı dedin? Yazdım işte bir şeyler. Yazık, çok yazık. Bunu yapmayacaktın Zehra, bu yanlışı yapmayacaktın. Abimden mi? Evet. Numaramı değiştireceğim. Sırf ulaşamasın diye. Yengeme de açıklarım ayrıldığımızı. Ama bak,
Sana bir şey daha yapmaya kalkarsa o zaman kendim vereceğim cezasını. Kızlar. Zahmet etmişsiniz. Sağ ol yengeciğim, ellerine sağlık. Ah be yavrum, nasıl üzüldüm şimdi ya. Abimle şakalaşmanın bedeli bu. Kontrolünüzü kaybediyorsunuz. Sakin olsanıza biraz. Ama gençsiniz, ne desek boş. Sedat niye gelmedi? Evde yoktu. Telefonuna da bakmıyor. Kavga mı ettiniz yoksa Zehra? Yok canım. Bir yerlere takılmıştır. Cemre baban arayıp soruyor mu? Geçen ay bir kez aradı. O kadar mı? O kadar. Ya yenge, yine soru bombardımanına başlamasan. Gözün için bir merhem kullan, iyi gelir. Ha dur ben getireyim, ilaç dolabında vardı. Sağ olun. Cemre ben seni çok sevdim ya. Ben de. Senle biz kardeş olsak ya. Abine sil git. Ben de yalnızım. Hem okulu bitirir Hollanda'ya kaçarız. Ne dersin? Buna kardeşin olarak mı ablan olarak mı cevap vereyim? Kızım ben 18'imi çoktan bitirdim. Tabii ki kardeşim olarak cevap vereceksin. Tamam ablacığım, olur. Gideriz. Sevgili kardeşim Şirek. Eğer ki doyduysan o şekil bu şekil topuk. Hadi. Ha. Evet ya hadi. Olur. Kalk. Yarın hadi. Erkenden herkes kütüphaneye. Ders çalışılacak abicim. Ha Oktay, senin için de bazı kitaplar getireceğiz. Senin de bir an önce başlaman gerekiyor. Abi YGS'yi bir geç. İkinci sınava kadar bolca vaktimiz olacak. Ya nasıl olacak bu? Ya bu kadar bilgiyi birden nasıl öğreneceğim? Yani seneye girsem sınava? Bu işi seneye bırakamazsın. Abi geçen sene de girmedik zaten sınava. Neden? Neden? Anlatacağım Oktay'cığım. Her şeyi anlatacağım sana. Ne olur. Pes etmek yok, tamam mı? Bizimle birlikte sen de hazırlanacaksın bu sınava. Tamam, olur. Hadi. Hadi, hadi kaçtık abi. Hadi. Abi görüşürüz. İbo. Efendim abi. Bekleyin, ben de sizinle geliyorum. Tamam. Biz dışarıda bekliyoruz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bekleyin, tamam mı? Tamam. Sen kalıyor musun? Evet. Ben bu akşam burada kalacağım. Sen de kalsana. Bilmem. Konuşuruz biraz. Ya da zorlamayayım ben seni. İstersen sen git hadi. Yok, ben de kalıyorum, tamam. İyi, tamam. Ben arkadaşlarımızı geçireyim. Ne oldu? Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Rica ederim. Bay bay. Çok güzel bir geceydi. Oktay daha rahattı yanımızda bu akşam. Fark ettin mi? Ama hiçbir şey hatırlamadı. Sabırlı ol Gamze. Hatırlayacak. Hadi sen yanına git. Ay, çok heyecanlıyım. Hayatımın aşkı şu anda içeride. Ve sen onunla ilk defa baş başa kalacakmış gibi konuşuyorsun. Ya beni sevdiğini biliyorum. Ama ne de olsa o aradaki yabancılığı tamamen yok edebilmiş değiliz. Tuhaf hissediyorum kendimi onun yanında. Elim ayağım birbirine giriyor bazen. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırıyorum. Gamze, içeride bekleyen çocuk Oktay. O kendini, seni, bizi tanımıyor olabilir. Ama sen onu tanıyorsun. Onun için bir yabancı olmadığını göstermek senin elinde. Ben bu anda o kadar çok bekledim ki Sibel. Ona kavuşacağım anı defalarca yaşadım hayallerimde. Elim yeniden tutacağı anı. Şimdi omzuna yaslayıp özlediğim kokusunu içime çekeceğim o anı defalarca hayal ettim. Ama kavuştuğumuzdan beri hiçbir şey tam eskisi gibi olmuyor. Olacak. Ne hayal ettiysen hepsi olacak. Aşk hafızasını yerine getirecek. Yeter ki sen umudunu kaybetme. Haklısın. Hadi daha fazla bekletme. Hadi yürü. Tamam. Hadi. Hadi sen de gel, sen de gel. Ne yapacağım ben, sen de gel. Hadi. Ben de yatıyorum Oktay. İyi geceler size. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.
Bak Oktay. Bunlar bizim yüzüklerimiz. Ben hiç çıkarmadım. Takmak zorunda değilsin. Ama sen de durmasını isterim. Aa, peki tamam. Seni üzdüğümün farkındayım. Kusura bakma. Hiç üzülmüyorum. Öyle düşünme. Bir şey söylemeni beklemiyorum. Senin yanında olmak da beni çok mutlu ediyor. Sonsuza kadar durabilirim biliyor musun? İstersen uyuyabilirsin. Aylardır ilk defa bu kadar huzurluyum. Sen geri döndün. Her şeye rağmen sen varsın artık. Nerede olduğunu, başına kötü bir şey gelip gelmediğini, iyi olup olmadığını düşünmeden uyuyabileceğim ilk gece olacak bu. Çok mutluyum Oktay. Her şeye rağmen çok mutluyum. Hocam. Hoş geldiniz. Merhaba Saffet. Ben tabure getireyim. Sağ ol. Buyurun hocam. Nasıl olduğuna bir bakmak istedim. İyiyim ben, merak etmeyin. Duruşma nasıl geçti? Annem iyi değildi. Çok kötüydü. Bir günde çökmüş sanki. Belli etmemeye çalışıyor bana ama mahkemede baktım da gerçekten kötüydü hocam. Ben onu hiç böyle görmemiştim. Düzelecek, merak etme. Herkes için zor günler bunlar. Ama annen de atlatacak. Umarım. Çok büyük hataları olabilir. Herkes ondan nefret ediyor olabilir ama o benim annem. Ne olursa olsun onu sevmekten vazgeçemem ben hocam. Doğru olan da bu Saffet. Peki sen bundan sonra ne yapacaksın? Bundan sonrası yok benim için. Büyük zafere bir daha gelemem. Kimsenin yüzüne bakamam. Çay içer misiniz? Olur. Buraya başımı yaslamayı o kadar çok özlemişim ki. Çok huzurlu burası. Güvenli. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben de. Saffet, okuldan mezun olmana sayılı günler var. Seni bekleyen üniversite maratonu başlamak üzere. Eğitimde kaldığın yerden devam etmelisin. Ve bunun için önünde hiçbir engel yok. Var. Var hocam. Engel arkadaşlarım, engel Gamze, engel benim, kendimim. Bu saydığın engeller sadece senin kafanda. Ama o sanal engelleri yıkmak zor değil, merak etme. Herkes parmağıyla gösterecek beni.
İşte Oktay'ı aylarca ailesinden, sevdiklerinden ayıran vicdansız bu diyecekler. Ben bunlara dayanamam hocam. Haksız olsalar kalıp kendimi savunurum. Ama haklılar. Haksız olduğum gerçeğinin her gün her an yüzüme vurulmasına katlanamam. Çünkü ben bunu yeterince yapıyorum zaten. Saffet, sen Oktay'ın bulunması için çaba gösterdin. Oktay'ı kurtarmak için kendini denize attın. Ayrıca şunu da unutma. Eğer Oktay bugün yaşıyorsa, önce senin onu kurtarman sayesinde, sonra da annenin Oktay için sağladığı tıbbi imkanlar sayesinde yaşıyor. İnsanlar bunları biliyor Saffet. Bak, sandığın kadar olumsuz tepkilerle karşılaşmayacağına eminim. Hatta sağlam bir savunma hazırladığın takdirde mahkemenin seni ya beraat ettireceğini ya da küçük bir ceza verip sonra da o cezayı erteleyeceğini sanıyorum. Hocam, ben sizin kadar iyimser olamıyorum, kusura bakmayın. Mavi Sakal olayında yaşananları hatırlayın. Barış, rehin aldığı kişileri bıraksaydı, hatasını o sınıftan ölü olarak çıkmadan anlayabilseydi, okula yeniden dönebilir miydi? Hayır. Huzur vermezlerdi ona. Saffet, senin durumunla Barış'ınkini karşılaştıramazsın ki. İkisi birbirinden çok farklı. Çok da farklı değil aslında hocam. Benim Mavi Sakal'dan ne farkım var ki? O birkaç kişiyi rehin aldı, ben bir kişiyi rehin aldım. Sen Oktay'ı rehin almadın Saffet. Ha tabii. Sen Oktay'a tıbbi bakım sağladın. Onun hayatını kurtardın. Ne olur artık bu kurban psikolojisinden bir an önce sıyrılmaya bak. Dışarıdan bakan iyi niyetli biri öyle zannedebilir ama bilmediğiniz şeyler var. Benim bile kendime itiraf etmekte zorlandığım şeyler var hocam. O yüzden ben kendimi sizin bağışladığınız kadar kolay bağışlayamam. Çayınız soğumuştur. Gel. Nereden çıktın sen ya? Sen çık işte, gel al beni. Döndün mü Almanya'da? Evet abi. Temelli. Niye? Yine mi yaramazlık yaptın? Yaptım abi biraz. Abi, iyi bir iş var. Anlat bakalım. Abi, bir kız var. Zehra. 10 numara. Abi, bunların iyisini başka bir yerde bulamazsın, ben sana söyleyeyim. Öyle güzel ki. Annesi ölmüş. Hiç kimsesi yok ya. O kadar güzel ki yani. Acayip paraydı. Paraya para demeyeceğim bundan sonra. Hem sen kazanacaksın hem ben kazanacağım. Abi, beni Gamze. 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 Günaydın. Günaydın. Ben çıkıyorum. Mutfağa kahvaltı hazırladım. Hı-hı. Sen de bir şeyler ye, öyle çık, tamam mı? Tamam canım. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Oktay nerede? Bilmiyorum, evine gitmiştir diye düşündüm. Hayır. Akşam burada kalacaktı. Nerede? Sakin ol Gamze. Belki biraz hava almaya çıkmıştır. Bir dakika. Sen uyanalı ne kadar oldu? 2 saat falan. 2 saattir ortada yok yani. Allah'ım. Ya, telefonum nerede? Gamze, dur, telefonum birazcık. Çantamda. İnşallah eve gitmiştir. İnşallah. Allah'ım. Efendim Gamze. Cahit abi. Oktay eve geldi mi? Hayır, gelmedi. Dün gecesi Sibel'de kalmamış mıydınız? Evet, ama uyandığında yoktu. Belki eve gelmiştir diye düşündüm. Gelmedi Gamze. Ya nereye gider Cahit abi?
Benim bir tahminim var. Sen kapa şimdi. Ben seni birazdan arayacağım. Tamam peki. Ne diyor? Gideceği bir yer biliyorum. Arayacağım dedi. Nereye gider bu ya? Sakin ol Gamze. Ne haber ajan? Konuşuruz. İyidir sonra. Senden. Gel Sedat gel. Kız nerede? Abi bunlar fotoğrafları. Fotoğrafları ne yapayım ben? Kızı gözümle görmek istiyorum. Olur abi. O zaman gidelim seni kıza götüreyim ben. Bak. Kız istediğim gibi çıkmazsa külahları değişiriz. Biliyorsun değil mi? Biliyorum abi sen hiç merak etme. Hadi. Tamam. Geleceğim ben. Tamam abi. Asiye Hanım biz sizin sokaktayız. Ben buradayım yukarı bakın. Bak. Tamam gördüm. Tamam kapıyı açıyorum. Buyurun. Dün gece geldi. Tedavisiyle, hafızasıyla ilgili sorular sordu. Epeyce konuştuk. Daha sonra eve götürmeyi teklif ettim ama yorgun olduğunu söyleyip burada kalmak istedi. İşte bu kız. 3B, 4C. İş yapar. Yapar. İş yapar bu kız, güzelmiş. Benim patrona söyleyeyim. Ailesiyle mi yaşıyor kız? Annesi yok. Babası da Hollanda'da yaşıyor. Hiç görüşmüyorlar. Bence de çok çalışmamız lazım. Yengesiyle kalıyor abi. Ha, bir de dayısı var. Ama silik bir. Bu kızı yurt dışına kaçırmam için pasaportu lazım. Onu ben hallederim. Çok zorlamaz beni. Doğru. Bu doğru mu? Sen pasaportu al. Gerisi bizim işimiz. Hı-hı. Patrondan yüklü bir ödeme alırsın ha? Sıralara